İşte onu Allah bizim zamanımıza getirmesi çok acayip mesela. Biz bu yıllarda yaratıldık. Bu yıllar da sanki benim gördüğüm dünyanın en önemli yılları. Yani dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıllarında yaratıldık. O çok şaşırtıcı o. Yani mesela 1800'lerde yok mu? 1700'lerde yok, 1600 bilmem. Hiçbirinde yok. Ne böyle bir teknoloji olmuş, ne bu tarz bir dünya hakimiyeti gelişmiş. Hem Mehdi dönemindeyiz, hem İsa Mesih'i görme, hem Deccal, hem Yecüc Mecüc'ü görmeyeceğiz ama inşallah görmeyiz yani zannediyorum Yecüc'ün, çünkü daha, çok daha sonra o. Mesela Dabbetül Arz'ı gördük. Mehdiyet'in bütün alametlerini gördük. Gözle gördük. Mucize gördük yani. Peygamber mucizesi gördük. Peygamber mucizesinde Müslümanız diyen adamların görmek istemediğini gördük. Peygamberi çok sevdiğini söyleyenlerin Peygamberin mucizelerini gizlemek için ne yapacaklarını şaşırdıklarını gördük. Bilgisayarın olduğu, televizyonların olduğu bir hayatta yaratıldık. Hep harika, her şey harika yani. İnsan görüntüleri, internette görüntüler, uçak, her yere insanlar kısa sürede gidip geliyorlar. Haberleşme mükemmel, teknoloji mükemmel, yerin altı üstü falan her yere teknolojiyle dolu. Darwinizm yaratılmış. Darwinizm direniyor. Mesela Habertürk'e çıkarıyor adamı, yaşlı adamı. Ondan bir şey elde edeceğini zannediyor. Bana cevap veriyor göğe. Halbuki hezimeti açıklıyor. Bana sen 700 milyon fosili gösterebiliyor musun, gösteremiyor musun? Gösteremiyorsun, gizliyorsun. E bitti. Neyin edebiyatını yapıyor? Müze var diyor. Müzede her yer fotoğraf dolu. Plastik fosiller var. Bir de gerçek fosiller var. Büyük. Büyük fosiller. Onlar da yaratılışı mükemmel ispat eden deliller. Yaratılışı mükemmel ispat eden deliller. Ama sen bize niye balık fosillerini göstermiyorsun? Niye kuş fosillerini göstermiyorsun? Niye tavşan fosillerini göstermiyorsun? Efendim, niye ayı fosillerini, efendim, kurt fosillerini göstermiyorsun? Niye bunları gizliyorsun ya? Göstert. Konu bu. Çünkü ayıya bakan bakacak aynısı. Kirpiye bakan aynısı. Bakıyor kaplumbağa mesela, bak yapmıyor hiç. Sergide yok. Kaplumbağayı niye koymuyorsun sergiye? Görsün millet. Çünkü bakar bakmaz anlayacak adam. Bakacak ya kaplumbağa diyecek ya aynısı. Kaç yüz yıllık? 300 milyon yıllık. Ki kaç ne kadar? 70 milyon yıllık. 10 milyon yıllık. Adam soruyor tabii haklı olarak, ya diyor hiç değişikliği uğramamış bu. Mesela balık, istavrit, aynısıyla duruyor. Adam zaten görüyor onu, istavriti, aynısı. Dolayısıyla burada bir anormalik olduğu açık. Ve 700 milyonun üstündeki fosilin dünyanın hiçbir yerinde ısrarla ve kararlılıkla göstertilmeyip proteinlerin de tesadüfe meydana gelemeyeceğini açıkça bildikleri halde söylememeleri, insanlardan gizlemeleri, Habertürk'te Fatih Altaylı istediği kadar çırpınsın, istediği kadar gözlüğünü parlatsın, ne yaparsa yapsın, benden kurtulamaz. Boşa çırpınıyorsun. Şela Şengör böyle tonton profesör ayaklarında, hani böyle buluş yapar, ho ho falan diyor ya, o tarz. Yani Noel Baba havasında. Ondan kurtulamazsın. Evet, dinliyorum.